Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme olacaktı, iade ziyaret. Takvim netleşti mi? Dün yarın öğrenebileceğimizi ifade etmiştiniz. Geçtiğimiz hafta görüşmüştük. Özel kalem müdürlerimiz bugün son bir görüşme gerçekleştirip günü netleştireceklerdi. O yüzden dün bugün açıklayabileceğimizi söylemiştik. Gelecek hafta 11 Haziran günü saat 16'da Sayın Cumhurbaşkanı'nı genel merkezimizde ağırlayacağız. Gün ve saat bu şekilde netleşmiş oldu. Kendilerini bekliyoruz. Tabii yine yanınızda birer kişi mi olacak efendim? Evet, onu da karşılıklı görüştük. Aynı heyetlerle ikinci görüşmeyi de gerçekleştireceğiz. Oturma düzeni müzakere edildi mi efendim? Öyle bir şeye gerek yok. Zaten onu daha önce de konuşmuştuk. İki siyasi partinin genel başkanları nasıl oturması gerekiyorsa o şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacağız. Bunun dışında herhangi bir şeyi müzakere etmeye gerek yok. Efendim, grup konuşmanızda erken seçimden olarak bahsetmiştiniz ama toplumsal sorunları da dile getirerek kimse önünde duramaz diye not düşmüştünüz. Dün Sayın Musavat Dervişoğlu'nun açıklaması oldu. Mayın'ın sahaya girilmiş olduğu kanaatini taşıyorum. Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili bir muhalefet partisi liderinin buna sebep olmaması lazım dedi. Efendim aynı zamanda DEM Parti'de Hakkari'den bir açıklama yaptı. Artık Türkiye'de erken seçimin koşulları oluşmuştur dedi. Sizin yorumunuz ne olur? Ben durduğum yerdeyim. 31 Mart seçimlerinde seçmenin karşısına çıktığımızda çok net olarak şunu söyledik. Biz sizin sesinizi duyuruyoruz, duyuyoruz ve duyuracağız. Eğer siz de sesinizi duyurmak istiyorsanız bu seçimde size 10 bin lira en düşük emekli maaşını reva görenlere, asgari ücretinize zam yapmamayı düşünenlere, öğretmen olmuşsunuz 1 milyon öğretmeni atamayanlara, gençlerin umutlarını kıranlara, işçilere hak ettiğini vermeyenlere sesinizi duyurun. Çiftçiler sesinizi duyurun dedik ve bunun bir genel seçim olmadığını söyledik. Ben 31 Mart günü de söyledim, bugün de söylüyorum. 31 Mart seçim sonuçları Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra birinci parti yaptı. O günden bugüne de hiçbir anket yok ki Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olmasın ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile arasındaki farkı seçim akşamından daha çok açmasın. Hal böyle olduğunda bizim net olarak söylediğimiz şudur. Biz bir erken seçim çağrısı yapmıyoruz. Erken seçim kararını millet verir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 127 milletvekiliyle erken seçim kararını zaten alabilecek güçte değilim. Olsa yarın alırım. Öbür pazar iktidara gelirim. CHP erken seçim istemez mi? Evet ister ama erken seçimin yapılabilmesi için bunu milletin gündemi olması ve vatandaşın istemesi lazım. Şimdi siz 10 bin lira asgari ücreti değiştirmezseniz, çaya 17 lira taban fiyat verirseniz, diğer taraftan işte daha dünkü görüşmelerde Gezi ile ilgili değerlendirmeleri yerel basın mensuplarıyla yapılan sohbette okuduk. Anayasa Mahkemesi AYİM kararlarına uymazsanız ve asgari ücrete zam yapmama gibi bir noktaya gelirseniz toplumun hangi kesimi sizden memnun olacak da devam edeceksiniz? O zaman erken seçim kaçınılmaz olur. Mayınlı sağ falan yok. Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. Hele hele birinci parti hiç böyle düşünmez. Ama oy oranınız sizi bir seçimden uzak tutuyorsa seçimi mayınlı saha olarak nitelendirirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi yarın bir seçim yapılsa iktidara gelecek partidir. İktidar namzeti partidir. Ancak erken seçim meselesinde benim atfım CHP'nin çağrısı değil, hukuk tanımazlığın ve vatandaşın sesini duymamanın doğurabileceği sonuçlara ilişkindir. Sayın Cumhurbaşkanı gelecek, iadeyi ziyarette bulunacak, tüm konuları görüşeceğiz. Önemli olan görüşebilmek, önemli olan konuşabilmek. Siyasetçiler el sıkışmazsa bir takım vesayet odakları ellerini ovuşturmaya başlarlar. Siyasetçiler görüşmezse bazı gizli mahfillerde başka planlar yapılmaya başlar. Siyasetçiler görüşür, konuşur, tartışır, yarışır, sandık gelir, vatandaş kazanır, Türkiye kazanır. O yüzden demokratik siyaset kanallarını açık tutmaya devam edeceğiz. Efendim görüşmede özel bir başlık olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta kırmızı çizgilerimiz var demişti bu yumuşama süreci için. Nasıl bir görüşme olacak iadeyi ziyaret? Biz zaten bir yumuşamadan bahsetmiyoruz. Vatandaşın canı bu kadar burnundayken
muhalefeti yumuşatacağımızı kimse beklemesin. Ama bir normalleşmeden bahsediyoruz. Müzakere edebilmek, görüşebilmek, nezaket sınırlarını muhafaza edebilmek, hakaret etmemek, eleştirmek ama hakaret etmemek, etmeyince de duymamak. Ben vatandaşın bundan memnun olduğunu tüm değerlendirmelerde görüyorum, tüm anketlerde görüyorum. Yine bunun devamında bir takım konularda müzakere etmek, sonuç alınabilirse bunu vatandaşın kazanımına dönüştürmek. Sonuç alınamazsa mücadeleye devam etmek. Ancak normal olan budur. Yoksa siyasilerin birbiriyle çatıştıkları, adeta savaştıkları, küfürleştikleri, hakaret davalarının havalarda uçuştuğu bir siyasetin hiç kimseye, hiçbirimize, en çok da yoksulumuza, fakirimize, işsizimize, çiftçimize hiçbir faydası yok. O yüzden normalleşmeden rahatsız olanlar krizden ve gerilimden beslenenlerdir. Böyle partiler var. Böyle partiler normalleşme olmasın diye her fırsatta bize hakaret ediyorlar, saldırıyorlar. Ama biz sorumluluğumuzun farkındayız. Siyasete 31 Mart'ta seçmenin birinci parti olarak sırtımıza koyduğu yük ve sorumluluk onun sorunlarını gündemde tutmaktır. İki aydır gündemi Özgür Özel belirlemiyor. İki aydır gündemi Özgür Özel'in dile getirdiği halkın sorunları belirliyor, halkın sorunları konuşuluyor. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Efendim bir de Hakkari ile ilgili Cumhurbaşkanı yargı burada kanunu değil hukuku konuşturmuştur dedi. Bu ifadeyi nasıl yorumluyorsunuz? Bir de seçim öncesi AK Parti ve DEM Parti arasında bir kayyum görüşmesi olmuş olabileceğini düşünüyor musunuz? Ben şahit olmadığım ve bilgi sahibi olmadığım hiçbir görüşmeyle ilgili böyle bir takım teorilerin peşine takılıp da bir değerlendirme yapmam. Siyasette uzun süre rekabet etmiş iki kişinin birisi siyasetten ayrıldıysa onun bir ziyarette bulunması ve bir görüşme gerçekleştirmelerine tuhaf anlamlar yüklememek gerekiyor. Aksi de bir şey açıklanmadıkça. Bunun yanında kayyumla ilgili her iki açıklamayı da Cumhur İttifakı'ndan gelen talihsiz buluyorum. Sayın Bahçeli'nin milletin çıkarları gerekirse demokrasinin ve devletin önündedir. Milletin varlığı, demokrasinin varlığının ve devletin varlığının önündedir değerlendirmesi çok sorunlu. Millet vardır. Eğer demokrasi varsa demokratik yönetilen bir devlet kurarsınız. O devleti demokrasiyle yönetirsiniz, milletin yüzü güler. Yoksa milletin menfaatlerini bugün Sayın Bahçeli başka tarif eder, ben başka tarif ederim. Bir başkası gelir bambaşka tarif eder. Hepimiz tarumar oluruz. Bugün yetkiyi elinde bulundurana la aram iyi, ayar veriyorum, yön veriyorum diye milletin sesi olunmaz. Milletin sesi sandıktadır. Kime yetkiyi verirse milletin sesi o olur. Ülkeyi öyle yönetir. Nasıl yönetir? Demokrasiye bağlı kalarak hukuk kuralları içinde. Hukuku çiğnedik, milletin menfaati burada diyemezsiniz. Anayasayı askıya aldık, milletin menfaati burada diyemezsiniz. Milletin menfaatinin nerede olduğuna millet karar verir. Siyasetçiler kendine eline göre okuma yapamazlar. Sayın Erdoğan'ın da kanunu değil hukuku işletme lafında kanuna aykırı bir kararın kendilerince hukuki olduğunu değerlendiriyorlar. Kendi tarif ettikleri hukuk. Yani evet siz bir belediye başkanı seçebilirsiniz ama biz istersek yönetirsiniz demek kendi yarattıkları hukuka herhalde saray hukukuna uyuyor. Kanunun böyle olmadığını kendisi de dün ifade etti. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.